Öncelikle icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Birçoğunuz zaten Ankara'dan yıllardır tanışıklığımız, dostluğumuz var. Kendi adımıza da böyle bir görev, Ankara'da, Ankara Gücü bir camiada kendi adıma görev almak, sahada bu camiayı temsil etmek, bunlar kendi adıma güzel duygular. Yıllardır da zaten karşı taraf olsun, burada olsun, işte Beştepe'nin havasını soluduk. Böyle bir dönemde de görev almış olduk. İnşallah bu görevi hak ettiği gibi başarılı bir şekilde sürdürürüz. Tabii ki her şartta ne olursa olsun bu tip görevler zorludur. Camialarda özellikle taraftar kitlesi, camiayı sahiplenen çok önemli Ankara Gücü taraftarıyla beraber olmak da güzel bir duygu özellikle. Tabii ki burada mesleki anlamda da bunu olumlu sonuçlarla taşıyabilmek de muhakkak ki en önemli faktörlerden biri. Bunun bilincindeyiz. Bunu da bu şekilde çok iyi planlayarak hem kendimize hem oyunculara hem camiye özellikle taraftarın o desteğine güvenerek bu zorlu süreci iyi bir şekilde götürmeye çalışacağız. Bundan sonraki bölümü hem sohbet hem soru cevap şeklinde geçirebiliriz. Merak ettiğiniz, arzu ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bu şekilde hem bir diyalog geliştirerek her şeyi konuşabiliriz. Hocam o zaman ben başlayayım. Tabii ki. Şimdi sıkıntılı bir süreçte geldiniz. Evet. Yasak durumu vardı, tatlı durumu vardı açıkçası. Elimizde kısıtlı bir kadro var. Evet. Hani rakipler şöyle, eğer sakatlık ya da cezalı olmasa gözü kapalı Ankara Gücü'nün aşağı yukarı nasıl bir rol bilirse ayı çıkabilirsiniz zaten biliyorlar. Bizim handikapımız uzun yıllardır. Altyapıdan oyuncu çıkaramamamızdı hocam. Özellikle bu sıkıntılı zamanda kadromuzun darlığında altyapıya bakabilme durumunuz oldu mu? Sizin elinizi güçlendirebilecek ya da hamle yapmanızı kolaylaştıracak alternatifler verebildiğiniz. Şimdi tabi bizden çıkan çok sayıda genç oyuncu var. Bunların 3-4 tanesi şu 4-5 günlük bölümde baktığımız kadarıyla ancak 3-4 tanesi böyle üçüncülük olsun, ikincilik olsun görev almışlar. Diğerleri görev almamışlar yani yaşlarından dolayı da. Bu zaman zarfında bakacağız onlara. Böyle bir ihtiyaç da söylediğin gibi eğer çıkarabilirsek müthiş olur yani. Ki buna hem yapı olarak böyle bir şeyi yakaladığımda, böyle bir potansiyeli yakaladığımda muhakkak kullanırım. Hem de mevcut durum itibariyle de inşallah böyle bir şey yakalayacağım. İhtiyaç var zaten. Yakaladığımda merak etmeyin. Yani o anlamda hiç çekinmeden o tip şeyleri daha önceleri yaptığımız gibi inşallah yaparız. Yeter ki o potansiyeli çocuklarda görelim yani taşıma şeyini. Ya bazıları tabii ki fizik olarak henüz bu lige adaptasyonda sıkıntı olabilir kısa zamanda gördüğüm kadarıyla. Bazılarında özellikle o anlamda yeterliği var kullanma bakımından. Fırsatı yakaladığımızda, ihtiyaç duyduğumuzda, ha öne geçiyorsa da hiç fark etmez. Çok rahatlıkla kullanırım eğer o potansiyeli gördüğümde. Daha önceden biliyorsunuz bu tip oyuncuları kazandırdığımızı. İnşallah burada da öyle bir şey olur. İhtiyaç da zaten var. Hocam Orhan Bey, sormuş olacağım. Türkiye'de biliyorsunuz genelde hocalar, takımlar yani hocaları kötü gidince değiştiriyorlar. Evet. Giderken çok hoca değişikliği görmemiştim. Şimdi Ankara Gücü 3 maçlık periyotta evet, iyi gidiyor diyebiliriz. Yani 5 puan. Puan olarak yani, evet. Hakem hatalarını da göz önünde bulursa 9 puan da yapabilirdi yani. Evet. Şu anda takım iyi bir durumda diyebiliriz puan olarak. Siz de bu durumda geldiniz. Yani en kötü bir sonuçta hemen yani niye değişim oldu, bu niye geldi, işte gelmeseydi daha iyi gidiyordu falan gibi şeyler söylenir. Şimdi yani, evet. Yani sizi korkutmuyor mu? Çünkü elinizde bir bomba var gibi öyle bir durum var yani şu anda.
Yok, korkuyla işim olmaz da zaten. Yani öyle korku, endişe gibi duygularım çok fazla olmaz benim. Ama sonuçta bu işi yapıyorsanız her türlüsü var zaten. Ama ben baktığım zaman yanlış anlaşılmasın, ben bir teknik direktör arkasından da geldiğimi düşünmüyorum. Ne anlamda bunu söylüyorum ki? Aykan Hoca sağ olsun hizmet verdi benim. Eskiden tanıdığım karakter olarak da sevdiğim falan. Ama burada sözleşmeli bir teknik direktör de herhalde yoktu. İşte Aykan Hoca elinden gelen her şeyi sahanın içinde yaptı. Kendisine yine teşekkür ederim. İşte Adnan Erkan sportif direktör olarak görev yaptı ki bu süreci de söylediğin gibi yani gayet iyi. 5 puandan geçti tabii ki. Geçildi bu süreç. Kulüp böyle bir tasarruf görmüş. Yani bunu çok fazla şeyler söyleyip fazla anlamlar yüklemek istemiyorum ama sonuçta bu bir tasarruf sonucu oldu. Ben olmasam başka biri olacaktı. Birçok oyun teknik adama da gidildiğini de doğal olarak böyle süreçlerde kulüpler tercihler yapabilir. Birçok teknik adama da gidildiğini biliyorum. Onların bazıları gelmedi. Bu zorlu süreçte görev almak istemediler. Bunlar da oldu. Sonuçta biz böyle bir dönemde bize gelen böyle bir şeyi, teklifi değerlendirmiş olduk. Yani böyle bir zorlu süreçte. Ya ben yapı olarak bahsediyorsam, ben futbolculuk döneminden beri birçok kariyer anlamında olsun, kendi mücadelemiz olsun, birçok mücadele yer yerde girmişiz. Bu tip endişeler, korkular, futbolda çok kabul etmediğim şeyler en azından yapı olarak. Ama sürecin içinde neler olur, neler biter, bütün çabamız, kendi yapımızda, planlamamızda bu süreci olumlu geçmeye çalışacağız doğal olarak. Çünkü Süper Lig'in zorluk derecesi de belli. Söylediğin gibi transfer yasağının getirdiği sıkıntı da ama bunlar hiçbir şekilde en son söyleyeceğim bu anlamda. Hem planlama hem hiçbir mazeret üretmeden sonuç almaya bakacağız. Sonuçlar zaten Türkiye'de bir realitedir. Teknik adamın devamlılığını belirler zaten. Burada zaten şimdi itiraz edecek bir şey yok. Böyle durumlarda da söylediğim gibi yani mevcut şekli biliyoruz. Ama oyuncuların mücadelesi, özellikle taraftar desteğinin takımın arkasında olduğu zaman o çok önemli bir güçtür. Sahada isteğin, arzunun artması yönünde. Bunların o söylediğimiz eksikleri kapatabilir diye düşünüyorum. Kapatıyor da zaman zaman. İnşallah aynı şekilde devam eder. Hocam ben çok özür dilerim. Açıklama olarak sorusunu şöyle bir cümle kullandım. Yanlış anlaşılacak. Yok yanlış anlayacak. Evet, ben şunu diyorum. Yok yok şunu demek istiyorum. Yanlış anlaşılabilir. Yok yok asla ben kimse şeyim ama ben mesela bazen tabii o kesin yanlış anlaşılacak da onu demek istemiyorum. Demek istediğim şu, ben şunu da söylemiş biriyim. Ben bazı takımlarda sonradan gidip şampiyonluk yaşayıp çıkıp şampiyonluk tebriğinde benden önce çalışan teknik adama da çok çok büyük hizmeti olduğunu, uzun süre görev yaptığını da söylemiş biriyim. Bunun örnekleri vardır. Aynı şekilde yine teşekkür ediyorum zaten. Kaldı ki tanıdığım, bildiğim, beraber bir dönem bulunduğumuz arkadaşlarla ilgili ben kimseyle ilgili olma. Kaldı ki sevdiğim, görüştüğüm insanlarla ilgili zaten bu süreçte de çok olumlu katkı olmuştur zaten. Ben onu söylemek istemiyorum. Burada böyle bir ihtiyaç olmuş, böyle bir tasarruf bulunmuş. Benden önce de başka teknik adamlarla muhakkak görüşülmüştür. Yani buradaki şu an olan ismin Metin Diyadi'nin yerinde başka biri de olabilirdi ki demek ki olacaktı zaten yani başkalarıyla da görüşüldü diye. Onu söylemek istiyorum. Yoksa burada emeği olan bu süreçte hele böyle bir zorlu süreçte hepsine zaten hem mesleki hem insani olarak teşekkür etmek gerekir zaten. Bilmiyorum yanlış anlaşılma olmasın ki kaldı ki çok sevdiğim insanlardır yani samimi olarak. Maddi durumun çok iyi olmadığı biliniyor zaten. Evet. Şimdi
şimdi burada transferin yasağı kaldırılmasına iki açıdan bakıyor. Birincisi, yasağı kalkmadı, istenen transferler yapılamadı ama ikincisi, bu transfer açılmış olsa farklı masraflar gerektirecekti, daha bütçe genişleyecekti. Şimdi en azından o imkanlar içeride kaldı. Futbolcuların alacakları zamanında ödenecek mi, bu konuda size bir şey verildi mi garanti? En azından bu kısıtlı kadroyu mutlu etme sözünü garantisi verildi mi? Ya tabii o biraz yönetim boyutu. Yalnız konuştuğumuz kadarıyla geçen seneden zaten herhalde birçok oyuncu zaten yasaktan dolayı geçen sene de buradaydılar zaten. Geçen seneden de hiçbir oyuncunun alacağı yok diye benim zaten aldığım bilgi de bu doğrultuda. Ha, ekonomik anlamda dönem dönem bu bizim adımıza da olabilir, oyuncu adına da olabilir, başka kulüplerde de zaman zaman olabilir. Ankara Gücü bu süreçleri çok önceden de daha ağırlarını muhakkak yaşamıştır ki biliyoruz bunları. Oralardan çıkıp Süper Lig'e tekrar gelmiştir. Bunu da muhakkak planlanıyordur zaten. Ha, söylediğin, yani senin demek istediğini anlıyorum. Bu tip durumları da kendi içimizde özellikle halletmek, bunundaki en büyük faktör de teknik adamlığın dışında futbolculuk dönemindeki değerlendirmede baktığımda özellikle arkasında çok geniş taraftar kitlesi sahiplenme duygusu olan takımlarda bu tip handikaplar çok ön plana zaman zaman çıkmaz. Ha, zaman zaman gecikmeler zaten her yerde yıllardır yaşadığımız şeyler. Bunlar Beşiktaş'ta da var, diğerlerinde de var. Geçen yani. Yılın ilk devresinde çok acı bir tecrübe oldu yani. Evet. İki hafta çok iyi giden bir takım ama ödeneler aksadığı noktada evet. Son haftada puansız geçen bir takım vardı. Tabii. O kadro tamamen dağılmak durumunda. Tabii biraz tabii oralar idari boyutlar olduğu için oralara çok sadece bilgi anlamında söyleyebilirim. Hocam sıradan gidiyoruz herhalde. Olsun. Tekrar hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Olsun. Ben biraz erken olacak ama alanın dışına çıkacağım. Evet. Yani teknik alanda öte bir soru olacak. Cevaplamamak da size kalıyor. Evet. Ama genelde teknik alana da sirayet edecek bir soru olacağına inanıyorum. Evet. Son 10 yılda Ankara Gücü çok ciddi sorunlar yaşadı. Evet. Yaşıyor hala da. O sorunlar bir şekilde teknik alana, sizin alanınıza sirayet ediyor, etkiliyor. Bunu tüm teknik adamlarda gördük. Siz gerçekten yakın iki camiaya çok yakın ve evet, bilinen bir isimsiniz. Ankara Gücü'nün bu son 10 yılda yaşadıklarını ne kadar takip edebildiniz? Bunlardan hangi dersleri çıkarabildiniz? Bunlar öncelikli soru değil bugün size ama bana göre teknik adamlar da sonunda en çok ilgilendiren bu yaşananlarla ilgili sorunlar. Evet. Şimdi biliyorsun ben 30 yıldır Ankara'da. Yani 19-20 yaşında gelip 30 yıldır Ankara'dayım. Zaten Ankara Gücü ikisi de camiaların içindeyiz. Dostlar hep beraber. Yani. Ankara Gücü'nün de gerçekten çok söylediğiniz çok önemli sıkıntılı süreçlerden son 10 yılda çıkıp buralara yani Süper Lig'e gelmesi önemli bir başarı. Çünkü o dönem yaşadıklarını biliyorum. Yani. Oradan çıkmak ikinciliklerden, birincilik oralardan. Oralarda bile maddi sorunlar varken oralara çok iyi geçti. Burada yine söylüyorum. Bunda emin olun benim tespitim camianın büyük ve taraftar kitlesinin tamamen takımın arkasında olmasının çok büyük faktörü var. Yani bu sıkıntılar yalnız şöyle bir şey var. Bunda birçok takım da bu tip sıkıntıları dönem dönem yaşamıştır. Ha şu anki durumdan itibari konuşursak aslında şu an Ankara Gücü'ndeki sıkıntı diğer Süper Lig'deki en az %70'inde aynı sıkıntılar var. Onların süreci bir şekilde geçilmiş, destek olunmuş. Ankara Gücü'nde bu anlamda şu anda bir destek yok. Çok derine girmeden, alanımın dışına çıkmadan en basiti
17 takımdan Bankalar Birliği'nin anlaşması var. Bir tek Ankara Gücü'yle yok bildiğim kadarıyla. Bu bile değil mi? Yok, diğerleri ihtiyaç duymadığındandır belki. Evet. Borçlardan bahsediyorum. Şimdi bir tek Ankara Gücü diye. Şimdi bu tabii önemli bir tespit diye düşünüyorum ben. Muhakkak yönetim devre arası falan en azından bunun çalışmasını yapıyordur. İnşallah da başarılı olunur. Çünkü Ankara Gücü camiası ne benim ne başka birinin bireysel egoları, tatminleri bu şekilde hiç kimsenin yürütemeyeceği kadar çok büyük ve önemli bir camiadır ki çok sevilen, sahiplenilen bir camia olduğu için bu süreci de inşallah birçok kesimin destek vererek atlatması, yani bir 5 yıl evvel aynı şeyleri konuşurken bir daha 5 yıl sonra bu noktalarda aynı şeyleri yaşaması çok şıkta durmuyor zaten. İnşallah bu süreci biz saha içindeki sonuçlarla diğer konuları da yönetim saha dışında da onları inşallah hallederek geçmek durumunda. Bugün benim yerimde başka biri de oturabilirdi. Onun için de aynı şeyler geçerli. Biz şu dönem için şu an Ankara Gücü'nün sağ kenarında, sağda temsil etme görevini ki bu çok önemli bir görevdir diye kendi adıma düşünüyorum. Her şeyimizde buna layık olmaya çalışacağız. Şu anki görevimiz bizim bu. Ama söylediğim gibi yani Ankara Gücü camiası her şeyiyle sahiplenilmesi gereken bir camia diye düşünüyorum. Bilmiyorum sorunuza ne kadar. Yoksa sorabilirsin. Yok açmam istediğim bir şey varsa devam edebilirsin emin ol. Biz bir aileyiz. Tabii ki tabii. Sahipleniyoruz Ankara'da. Tabii muhakkak. Yani bir teknik adamın darbeye kalkıştığı iddia ediliyorsa ikimizde ondan sonra ne bileyim bir futbolcu intihar ediyor, alacağını alamadığından dolayı intihar etme teşebbüsünde bulunuyorsa ben bunları çözmek zorundayım. Ben bunları söylemler mi, gerçek mi bilmiyorum bunlar iddia. Dolayısıyla teknik adamları da etkiliyor, şehri de etkiliyor, beni de etkiliyor. Tabii bakıyorum burada, Sabah gazetesi gelmediyse, Milliyet gelmediyse, Habertürk gelmediyse bunların hepsini neden? Çünkü hepimiz birlikte yok oluyoruz şehir olarak. Yani ben şu anda işsiz bir gazeteciysem, bunun sebebi bunları iyi konuşamıyorsak, bunları düzeltemiyorsak, bugün yine biz her şeyden bir süt liman gibi de konuşuyoruz, siz de şey yapın ama siz çok samimi bir teknik adamsınız. Her zaman bunu defalarca test etmiştiniz. Yani bunları da bilerek biz artık bunları yaşamak istemiyoruz. Ben demek istemem ama ben haberin içerisinde ben olmak istiyorum. Ben Ankaralıyım, ben başka yapayım. Bu acıyı çekiyorum ve böyle de hitap ediyorum. Bundan rahatsız olan arkadaşlar da oluyor. Çok klasik şekilde size soru sorarak işte görevlerini yapacak mıdır arkadaşlar? Ona da söylerim. Saygı duyarım ama ben derin konuşmak istiyorum. Yani o yüzden biraz derinleyip kusura bakmayın. Rica ederim. Onu da ifade ettim yani. Olabilir. Anlıyorum yani tabii ki teknik adamların örnek verdiniz daha önce de. Yani kendimle ilgili bölümde tarz olarak şu, sahanın içinde mümkün olduğunca kalarak, saha içinde takıma katkı vererek, hiçbir şekilde de hiçbir mazeret üretmeden işimi yapmaya çalışacağım. Yani dile getirdim, yarın öbür gün böyle işte şu yoktu, bu yoktu, şöyleydi, böyleydi, işte transfer yasağıydı, bir şeylere böyle söylemleri çok büyük oranda kullanmayacağımı ki bu göreve geldiyseniz de bilerek geldiniz zaten, kullanmayacaksınızdır. Burada yapı olarak söylüyorum. Burada her türlü sonuçta da muhakkak teknik anlamda sorumluluk bize aittir. Bunun olumlusu da olumsuzu da doğal olarak bize yansıyacaktır. Saha içi bölümünden bahsediyorum. Onun için başkaları gibi örnek verdiğiniz için diyorum yani doğru kabul ederek
camiayı küçültecek ya da yönetimi küçültecek ya da başka bir şeylere sığınacak davranışlara girmek yapı olarak da bana yakışmaz. Kaldı ki hepimiz bu şehirde yaşıyoruz yıllardır ve camialar da bizim camialarımız. Buna uygun davranışlar sergilemek durumundayız. Ama şunun da bilinmesini isterim. Ankara Gücü'nün bildiğim bir şeyden bahsediyorum. Ben çok samimi konuşurum yani. Durum geldiğinde az çok tanıyanlarınız var. Orhan az önce ilk soruya girdiğinde belki yanlış Ercan da iyi girdi araya. Yanlış anlaşılma olmasın diye devam ettik. Olaya şöyle de bakabiliriz. Şunu yadırgamıyorum yanlış anlamaz. Bir kulüp teknik adamı ihtiyaç duyduğunda birileriyle görüşür. Bunlardan hangisini kendine uygunsa onunla anlaşır zaten. Ama burada Ankara Gücü'nde şartlar çok çok iyiken herkesin gelmek istediği dönemdekilerden aynı isimlerim, ben de çok samimi söyleyeyim o zaman, şu dönem için teklif gittiğinde de buraya gelmediklerini de herkesin de bilmesini isterim. Harbi rahatsız da oldum belki, açıklama biraz şey oldu. Yoksa ben kimselen, yok ben kendim üzülürüm yani. Kendi iç dünyamdan alakalı. Yoksa ben kimsenin hizmetiyle, kişiliğiyle ya da katkısıyla ilgili asla bir şey demem. Çünkü ben kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmam. Kaldı ki teknik adamlık kariyerimde bu tip durumlarla çok karşılaştım. Bilirsiniz zaten ben bazı takımlarda liderken ayrıldığım en az 2-3 tane takım var. Yani mağduriyet bakımından. Onun için ama bunlar bizim tercihlerimiz doğal olarak olmuyor. Bu başka yerde de önceden böyleydi. Yarın burada da olabilir. Başka yerde de olabilir. Yani bu tip durumlar hep var. Maalesef benimsesek de benimsemesek de, kabullensek de kabullenmesek de kendi adımıza teknik adam anlamında böyle geliş durumlar oluşabiliyor. Ama yine söylüyorum, burada asılın çizilmesi gereken nokta, burada kadroya da ekonomik şartların çok iyi olduğu dönemde buraya Ankara Gücü'ne gelmek için birçok şeyi kovalayanların, bildiğim bir şeyden bahsediyorum, böyle bir durumda gelmediğini de bu camianın bu taraftarında bilmesi de hakkıdır diye düşünüyorum. Yani. Ben de burada bu sorumluluğu alarak bütün hem karakter olsun hem bilgi birikimi olsun her şeyimle elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunun başka bir tarafa yorumlanmasını da asla istemem. Çünkü sevdiğimiz camialar, dostlarımızın, arkadaşlarımızın olduğu camialar, hele katkı verebilirsek, güzel olursa da emin olun böyle durumlarda yapılan şeyler de hem insanın bireysel olarak kendi mutluluğu adına çok önemlidir, hem de sevdiği insanlara karşı sorumluluk anlamında da önemli bir katkıdır diye düşünüyorum. Çarşamba günü röportaj yaptığınızda takımın kondisyonuyla ilgili çok fazla bir şey bilmediniz. Daha takım yeni topluyoruz zaten. Evet. Ama ilk üç maç bu tempo'nun dinlenmiş vücuttan kaynaklanabileceğini söylemiştiniz. Onun sayesinde takımın kondisyonunu sağlamadığını önleyeceğini söylemiştiniz. Evet, şöyle oyuncularla da paylaştığımızda doğal olarak bazı oyuncuların kampa geç katılması, kamp geçirmemesi bunlar olabilir ya da oluşan boşluktan olabilir. Bir de işte maçların analizini yaptığımızda bu yönde sıkıntılar hem topa sahip olma oranında yani oyunun kontrolünün elinden tutma oranında hem koşu kapasitelerinde düşük olduğu ortada. Bu benim tespitim değil. Oynanan maçlardan Beyin Sport işte bunlardan aldığımız veriler böyle. Ama gayet iyi çalışıyor çocuklar da. Hem taktiksel olsun hem fiziksel olsun iyi çalışıyor. İyi de memnunlardı. Diyaloglarımızdan en azından. Elimdeki bütün
oyuncuları bazen bazıların mevkileriyle de oynamak zorunda kalarak ona bir göre bir oyun şekli ortaya çıkarmak durumundayız diye düşünüyorum. Çünkü söylediğiniz gibi yarın maçın içinde de olabilir ya da başka bir hafta eksik de olabilir. Yani buralardan çıkarmak durumundayız diye düşünüyorum. Ama öncelikli olarak sahanın içinde kompak birbirine yakın oynamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani ligin 3 maçında topa sahibi olma oranları %37 ile %43 arasında. İçeride dışarıda. Bununla beraber koşu oranlarında da 105 kilometre falan gibi bir, benim tespitim değil, yanlış anlamayın, sadece maçlardaki veriler. Bunların hem topa sahip olmanın oranı düşük hem de koşu yüzdesi düşük olduğu zaman sıkıntı olabilir. Topa sahip çok fazla olursanız koşu oranınız az olabilir. Bu okey, ama ikisi birdense, ama burada bu başka bir yorum getirmesin. Çünkü oluşan durum, yani süreç, yaşanılan süreçte de bunlar biraz normal gibi yani. Bunların üstesinden gelmemiz lazım önce. Önce hep beraber oynayan bir takım ve sahayı çok iyi parçalayan bir takım ortaya mücadele anlamında çıkarmamız gerekiyor diye. Yoksa sonuçlar bizi aldatabilir. Pozisyon vermede de varız. Geçmiş 3 maçta. Bunlar da var. Bunları minimize etmek durumundayız. Hocam, buyurun. Kalan bölüm için, yani ilk gelen kalan bölüm. Zaten devre arası sanırım bir takviye isteyeceksiniz sonuna kadar. En azından o söz verilmiştir sanırım. Lig sonuna kadar bu kadronun gitmeyeceği aşık ayet bölümünü bilmiyorum. Tabii sizin görüşünüzü de. Tablo çizebilir misiniz? Ankara Gücü için nasıl bir tablo? Yani ilk yarı sonunda Ankara Gücü'nü nerede görebiliriz? Hedefiniz nedir? Vallahi yani buna samimi olarak yani bir cevap vermek gerekirse teknik adamlar uzun soluklu planlar da yapmak durumundadır. Ancak benim gördüğüm kadarıyla kadroyla, yani kadro derinliğiyle alakalı konuşuyorum. Ya bizim her hafta hem taraftar hem camia hem oyuncular hem biz her hafta kenetlenerek, bunu taktiksel olsun, mental olarak olsun, her hafta mümkün, her haftayı final gibi oynamak durumundayız diye düşünüyorum. Bunu diğer türlü planlamanın çok faydası yok diye düşünüyorum. Çünkü söylediğim gibi yani, şimdi üçüncü hafta, yarın kartlar olabilir, biriktiği zaman olabilir, sakatlık yük bindiği zaman maç trafiğinden kupalar, yani bunları çok iyi dengelememiz, bunu kendime diyorum yani, çok iyi dengelememiz lazım diye düşünüyorum. Ve o sizin söylediğiniz devre arası transfer açılmasından bahsetmiyorum. O zaten olması gerekir diye düşünüyorum. O bölüme kadar maç maç gitmek durumundayız diye düşünüyorum. Yani çok alternatifli bir durum olur. O zaman planlarsınız bir şeyleri. Ama mesela işte Aydın 4 gündür bizden antrenmana çıkamıyor. Dizi su toplamış falan gibi. Şimdi planlama yaptığınız zaman işte yani o tip planlamalarda çok uzun vadeli yaparak bir hedefleme söylemenin çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma, yanlış anlaşılmasın. Söylediğim gibi aslında benim bu düşüncemi ben her çalıştığım yerde, yani birincilikte de Süper Lig'de de bunun teknik adamlar için en mantıklısının Türkiye şartlarında hafta hafta gitmek olduğunu düşünüyorum. Bu isterse şampiyonluk hedefiniz olsun, isterse diğer olsun. Çünkü o hafta bittim mi ne aldığınız önemlidir. Diğerine geçmeden önce önünüzde biri var.
Böyle durumlarda da maç maç gitmekte. Bunu da taraftardan da özellikle rica ediyorum. Yani oyuncuların da herkesin buna ihtiyacı var, hepimizin. Yani sahada sonuç alabilmek için hepimiz. Biz içeride mücadeleyken zaten takımını sahiplenen bir taraftar var ki emin olun düşünce olarak o eksikleri o güçle beraber tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu şekilde hareket etmemiz daha mantıklı olur diye düşünerek hareket edeceğiz. Tabii ki. Biraz girdiniz buraya. Şimdi öyle bir dönemde geldiniz ki taraftarla da yönetim arasında bir soğuk savaş var. Yani şu aşamada yani belki takımın kalitesi kadar taraftarın gücü de sizi önemsiyorsunuz yani. Kesinlikle. Sizin bu konuda bir girişiminiz olacak mı? Örneğin yani taraftar gruplarıyla bir görüşme gibi, yani onları istada çekmek, bir de onların tabii talepleri de var. Bu tabii sizinle ilgili değil ama yönetimle konuşacak bir millet. Valla ben bu görevi emin olun kabul ederken, yani daha önce söylediğim gibi birçok kişi kabul etmezken, ben kabul ederken bütün samimiyetimle söylüyorum. Ne güçlü olduğunu da biliyorum Ankara Gücü taraftarının, yani tersinden de biliyorum. O tribün gücünün o etkisinin rolünü bildiğim için de buradayım yani. Ha, diyeceksiniz ki bu sizin yarın aleyhinize dönebilir. Ama ben Ankara Gücü, eğer az önce bahsettiğiniz gibi son 10 yılda yaşadıklarından bu ligdeyse, bunda o Ankara Gücü taraftarının ikincilikte olsun, birincilikte olsun her şarta rağmen içeride dışarıda deplasmanlarda rakip olarak da yaşadım yani. Müthiş bir destek verdiğini biliyorum. Yine takımına, özellikle takımını sahipleneceğini düşünüyorum. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz teknik adamlar belli sürelerle özellikle Türkiye şartlarında çalışırız. Ama burası kalıcı olarak Ankara Gücü taraftarınındır yani. Bu yıllardır, ben 30 yıldır Ankara'dayım. O gücü biliyorum ben. Yani. Şimdi bu şöyle bir şey, emin olun. Çünkü çok dostlarımız da var, medyada da, taraftarda da, esnafta da, yani çünkü Ankara'da yaşıyorum ben 30 yıldır. Çok dostum. Benim yani sahanın dışına da çıkarak bu anlamda yapacağım bir şey varsa kendimden de vererek çıkarım yani. Benden böyle bir şey, yani benim aklıma gelmeyen ya da düşünemediğim bir şey olursa da benden böyle bir şey istendiğinde, hangi konuda olursa olsun her türlü her zaman varım yani. Bu bir futbol tabiriyle belki değil ama bir mücadele, bir savaş varsa burada her birey gibi zaten varım. Diğer türlü zaten antrenman, saha, buralarda zaten görevli. Ama şöyle sorduğun soruya cevap olarak, talep olduğunda her türlü. Son soru olsun. 5 dakika maç toplantısı var. Benim sorum bu. Buradaki arkadaşlarımız hepsi Ankara Gücü'nün son dönem içerisinde yaşadığı sıkıntıları biliyorlar. Takım içerisindeki oyuncular da hele son 1,5 sezondur kalan, yani içerideki oyuncular adeta bir onur mücadelesi veriyor. Haysiyet mücadelesi veriyorlar. Kendilerini burada bu sıkıntılarda ayakta tuttular. Şu anda bu sıkıntının devam ettiği futbolcular da var. Fakat oynanan maça ve alınan puana bastığınız zaman saha içerisinde adeta biz olur dik duruş mücadelesi. Evet. Bu bir avantaj olacak mı sizin için? Zaten o duruşu sergiliyorlar zaten. Zaten de az önce bahsettim. En önemli faktör.